aslında ta Erdal İnönü zamanından beri, CHP'den beri gelen ve sonra CHP'nin de çeşitli Güney Doğu raporlarında ortaya konulan meşru örgütlerle temas, mecliste çözüm tezinin tekrar ifade edilmesidir. Yeni bir şey değil ama tam bu arada vurgulanması fevkalade önemli bir şey. Yeni dönemde yeni iktidarın Kürt sorunu konusunda izleyeceği yolu belirliyor. O bakımdan ben Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının tam zamanlı olduğunu, tam zamanında yapılmış bir çıkış olduğunu ve Türkiye'nin geleceği, gelecekteki iç politikası ve dış politikası bakımından büyük önem taşıdığı kanısındayım. Evet. Hocam general istifaları var ve bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan dolaylı bir açıklama yapıldı. Değerli seyirciler, biliyorsunuz dün ve önceki gün üzerinde durduk. Üç general, birisi tüm general olmak üzere özel kuvvetler ve komando birliklerinde görev yapmış, Suriye'de bulunmuş, savaşta yer almış komutanlar bunlar. Biri tüm general olmak üzere 3 tuğ general dendi, 2 tuğ general dendi toplam 3. Sonra bu sayının 5 olduğu ortaya çıktı. 5 generalin istifası anlam önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde burada dün sorduk, bir sıkıntı mı var? Bunu iktidar açıklamalıdır. Hulusi Bey bunu açıklamalıdır. Madem Genelkurmay Başkanlığı görevinde fiilen üstlenmiş durumda, bir sıkıntı mı var? Bunun nedenini açıklamalıdır. Şimdi bugün Milli Savunma Bakanlığı kaynakları diye bir özne bir açıklama yaptı. Yani medyada Anadolu Ajansı ve TRT üzerinden bir haber yayıldı. Hocam Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ne demek? Yani bir gazeteci adını açıklamak istemeyen birinden bir bilgi alırsa bakanlıktan bunu söyler değil mi? Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre haber aldım. Görüştüğüm Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre durum şöyle şöyle denir. Güvenilir bir gazeteci ise de yani olabilir diye denilebilir ama güvenilmez bir kaynaksa zaten. Yok hocam, onun ötesinde bir şey. Hayır, devlet bakanlık böyle bir açıklama yapar mı ya Milli Savunma Bakanı kaynakları diye? Yani şunu demiş oluyor AKP hükümeti. Bir, bu açıklamanın arkasında durmayabilirim diyor. Bu açıklamayı yalanlayabilirim diyor. Ben böyle bir açıklama yapmadım deme kapısını açık bırakıyor. Ve gevşek, son derece güçsüz bir açıklamayla tabii şöyle bir şey diyor. İki general, efendim iki general, birisi ailevi, birisi de sağlık nedenleriyle istifa etmiş. Peki beş general var. Bir de açıklama çok da. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları kim Hulusi Bey? Sayın Hulusi Akar. Ben merak ediyorum. Kim bu Milli Savunma Bakanlığı kaynakları? Bakın benim Milli Savunma Bakanlığı'nda kaynaklarım var. Şöyle zaman zaman soru sorduğum olayların akışı çeşitli Sağlık Bakanlığı'nda var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda var. Öğretmenler, sendikalar, sendika yöneticileri. Bunlar bizim kaynaklarımız. Açık kaynaklarımız. Eğer bu kaynaklarımız isimlerinin açıklanmasını istemezlerse biz Milli Savunma Bakanlığı'ndaki veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki güvenilir kaynaklara göre deriz, haberi öyle kurarız. Ama yapılan resmi açıklama kaynaklar der mi? Ve bu AKP iktidarında 2000 özellikle 15'ten sonra 12'de filan başlayıp 2015'ten sonra yerleşti. Yani her yöne çekilebilir bir açıklama yapılıyor. Şimdi sonuç olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bu açıklaması hikaye değerli seyirciler. 5 generalin neden istifa ettiğini bilmiyoruz. İstifa daha çok emekliliğini istemek, erken emekliliğini istemek şeklinde gelişiyor. Onlar 65 yaşına kadar görev yapabiliyorlar, görev süreleri uzatılabiliyor. Yaklaşık 70 yaşına kadar görevde kalıyorlar ve her yıl sağlık raporu alıyorlar. Yani sağlıklılar, bir askeri disiplin içinde yaşıyorlar ve bunlar tümü çatışmalarda yer almış, özel operasyonları yönetmiş, Suriye'de bulunmuş, araziyi tanıyan, savaşın içinden gelmiş son derece deneyimli komutanlar. Fakat ortada da bir gerçek var. Şimdi orada bu açıklamanın önemi şurada. Hocam bizi suçluyor. Bizim gibi bu soruları soranları suçluyor. Bu soruları soran fazla kimse yok. Biz varız, Tele1 var, işte Cumhuriyet Gazetesi var, işte KRT var. Birkaç tane gazete ve televizyon kanalı var. Bir de bizi suçluyor, biz şunu yapıyormuşuz. Bunun ardında ne var diye araştırarak ordunun itibarını, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve hükümetin itibarını sarsmaya ve
onların daha doğrusu yani demeye de çok dilleri var mı? Dilleri varmıyor ama orada karışıklık, iktidarda bir karışıklık çıkarmaya kalktığımızı söyleyecek kadar da şeyden çıkmış yani akıl ve mantığını yitirmiş bir yaklaşım sergiliyor. Kime göre? Kime göre? Milli Savunma Bakanı kaynakları söylüyor bunu. Ya bu kaynak kim? Delikanlı gibi çıkın kaynak kimse söyleyin. Kim konuşacaksa söylesin. Bir de kanal. Şimdi, kanal çok önemli. Hangi kanaldan belli değil. Bunu? Belli değil. Kanal Anadolu Ajansı ve şeye servis edilmiş. Anadolu bakın, çok güvenilir Anadolu Ajansı. Hocam durum şu. Hayır Anadolu Ajansı da Milli Güvenlik şey Milli Savunma Bakanlığı kaynakları diyor. İşte devletin ajansı böyle bir şey demez. Çok güvenilir de. Bir onlar. İkincisi Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapacaksa yapar ya. Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı. Şimdi bunlar daha önce. Genelkurmay Başkanı'nda basın sözcüsü var hocam. Tabii. Bir tuğ general basın sözcülüğü yapar. Efendim, ordu böyle ikide bir açıklama yapmaz diye bunu kaldırdılar. Bunlar siyasi konulara da gidiyor diye. Yani haki üniformanın her tonundan rahatsız olanlar siyasal İslam'ın yeşili konusunda hiçbir rahatsızlık duymadıkları için cemaatle birlikte orduyu tasfiye ettikleri dönemde orada kaldırdılar. Şimdi kimsenin bir açıklama yapacak bir merci yok. Mesela Genelkurmay adına bu açıklamayı kim yapacak? Merci belli değil. O zaman Milli Savunma Bakanlığı, basın danışmanı, basın sözcüsü kimse o kalkacak yapacak. Öyle şey yok. Uyduruk bir Milli Savunma Bakanlığı kaynakları diye müphem, belirsiz, genel bir odağa dayalı haberle açıklama yapamazsınız. Bu generalle bir de 650 albayın niye topluca emekledildiğini de biz burada sorduk. Bakın bunları biz Yüksek Askeri Şura toplantılarından sonra da doğru düzgün kamuoyuna açıklama yapılmadığı için bütün bunları sonra da kaynaklarımıza ulaşarak onları teyit ederek yaptık. Şimdi Saygı Öztürk, ya dünkü yazısı çok önemli bir yazıydı. Değerli dostumuz Saygı Öztürk. O hakikaten güvenilirdir. Önemli bir gazeteci. Anadolu Ajansı gibi hocam, bilindir. Hocam Türkiye'de bağımsız gazetecilerin hepsi güvenilir. Hepsi güvenilir. Saygı özellikle. Evet. Hayır saygı iyi haber alır orada. Şimdi bak nasıl haberi nasıl yazdığına çıktı. Diyor ki önce duydum. Yani önemli bir komutanla, tanıdığım komutanla karşılaştım. 850 albay emekli edildi dedi. Sonra ya bu sayının çok abartılı olduğunu düşünerek durdum diyor. Hemen yazmadım. Sonra kaynaklarımla konuştum. Ya ben yazsam ama biraz indireyim. 400 diyelim bari. Yani yaklaşık diyelim diye düşündüm. Sonra 650, 620, 650, 650 deniyor. Ya yine ona da yani yine temkinli davranmak için 620 albaydı. Fakat şimdi gazeteci niye bunu söylesin? Yasal olarak emekletmiyor mu Yüksek Askeri Şura? Burada hukuk dışı, kayıt dışı bir bilgi var mı? Hayır. Emeklilik işlemi yapıyorsunuz ama sizin kamuoyuna doğru düzgün bilgi verecek mekanizmaları bile yok etmişler. Bilhassa. Evet mekanizmaları da yok etmişler. Bilhassa. Evet. Bilhassa yapıyor. O zaman bizim karşımıza bakıyorsunuz 5 generalin istifası geliyor. Biz de bu gazeteci olarak ya bu istifanın arkasında ne var diye bakıyoruz. Ha siz ordunun silahlı kuvvetlerin itibarını sarsmaya bir şey provokatif şeyler girişimlerde bulunmaya kalkışıyorsunuz'a varan suçlamalar yönetiyorlar. Kim yöneltiyor bu suçlamaları? Milli Savunma Bakanı kaynaklarıymış. Ben bu kaynağı merak ediyorum kardeşim. Kimse o kaynak çıksın açıkça bize bilgileri versin. Biz de başka bir bilgiyi insanlara teyit etmek için uğraşarak halkın haber alma hakkını, bilgi edinme hakkını savunmak ve yerine getirmek için bu kadar uğraşmayalım.